Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elektroensefalografi üzerine yani EEG üzerine konuşacağız. EEG nedir? Nasıl çekilir ve ne için çekilir? EEG beyindeki elektriksel aktivitenin kağıda dökülmüş halidir. Beyinde bir hastalık olup olmadığını saptamak için çekilir genelde. EEG çekilirken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. İnsan beyninde yaklaşık 10 milyar tane sinir hücresi vardır ve o 10 milyar tane sinir hücresi beynimizde ve omurumuzda beynimiz arasında bulunurlar. Bu sinir hücreleri yaklaşık 5000 ya da 50.000 arasındaki beyin hücresiyle iletişime geçerler ve bu iletişimden bir elektrik akımı doğmaktadır. Eğer vücudumuzda herhangi bir problem, beynimizde yani bir somatik hastalığımız, psikolojik, nörolojik bir rahatsızlığımız varsa eğer bir takım elektriksel dalgalanmalara sebep olur bu hastalıklar beyinde. Biz de bunu sadece EEG çekerek saptayabiliriz. Bu bir haritalama sistemi gibi bir yöntemdir. Sadece çektirmeden önce dikkat edilmesi gereken şey saçlarınızın çok fazla temiz olmasıdır. Saçınızda herhangi bir jöle ya da herhangi bir madde bulunmaması gerekiyor. Şapka gibi başa geçirilen bir elektrot akımlarını sağlayacak olan bir bone gibi bir şey geçiriliyor başınıza. Ve bir küçük bir tüpte de jöle sürülüyor saçlarınızın diplerine ve sonrasında da görüntüleme sağlanıyor. EEG çekilirken doktorunuz ya da EEG'yi çeken kişi işte derin nefes alıp vermenizi ya da herhangi bir ışığa ya da noktaya odaklanmanızı söyleyebilir. Herhangi bir riski yoktur EEG çekiminin. Herhangi bir acısı asla yoktur. Bir akım, bir titreşim, herhangi bir şey hiçbir şekilde hissedilmez. Hiçbir şey hissetmeden çekilebilen bir durumda yani hiçbir hissi yok olmadığı için genelde soruyorlar işte acır mı, EEG çektikten sonra bir şey olur mu, uykum gelir mi? Bunlar hiçbir şekilde bu tarz etkiler görüntülenemez. Böyle bir şey görülmemiştir bugüne kadar. Bizim en çok görüntülediğimiz EEG'de tabii ki EEG neden sık sık söylüyoruz? EEG çektirin bir bakalım nedir ne değildir. Aslında orada biz beynin elektriksel aktivitesini, beynin işlevini, hangi durumda, hangi duyguda ne tarz tepki verdiğini, mesela uyku bozukluğu varsa eğer bir uyku EEG'si, uyku EEG'si dediğimiz mesela bir gece önceden çok fazla uykusuz gelip bir gece sonra yanımızda yani EEG çekilirken uyumak, uyku esnasında EEG çekimleri. Genelde normal EEG'ler 20 dakika 40 dakika arasında sürerken tabii ki uyku EEG'si çok daha uzun sürüyor. Çünkü onu derin bir uykudayken biz yakalamak ve beynin işlevini o esnada görmek istiyoruz. EEG çekimi bu şekildedir. Fakat bizlere yeterince bilgi sağlar. Yani geçmeyen karın ağrıları, geçmeyen kas ağrıları varsa, beynin sürekli tetikte olduğu durumlar, hangi durumlarda sürekli tetikte, hangi durumlarda sürekli o elektriksel aktivite bozulmakta. Bütün bunları gözlemleyebilmemiz için EEG çok iyi bir görüntüleme sistemidir aslında. Bu görüntüleme sistemini de kağıda dökebildiğimiz için tabii ki. Son teknolojik cihazlarla bu mümkün olduğu için kağıt üzerinde kişiye de EEG'si ile ilgili çok rahat bilgi verilmektedir. Duygusal sürecin böyle ilerliyor. Şu anda çok duygu odaklı düşünüyorsun ya da beynindeki bir takım işlevler işte hafızan bu şekilde. Bunun gibi ilaç tedavisini de çok kolay bir şekilde başlayabiliyoruz. Terapötik tedavilere de çok kolay bir şekilde başlayabiliyoruz. Elimizde EEG verisi olduğu için. EEG'nin herhangi bir riski, herhangi bir zararı, herhangi bir acısı bulunmamaktadır. Doktorunuz, uzmanınız sizden EEG istediği takdirde bekletmeden çektirilmesini öneririm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.